Senaryo oluşturacağız. Senaryo oluşturmadan önce şu tablomuzu bir düzenleyelim, hem hatırlamış oluruz. Şurada A firması aylık gelir gider tablosunun gelirlerini ve giderlerini görüyorum. Şu gelir ve gider kısmını TL olarak yazayım. Tabi sonuçlar da yine TL cinsinden gözüksün. Hemen şurada giriş yerinin sayı bit yerinde varsayılan para birimimiz TL olduğu için hemen oraya tıkladık. Para birimlerime girdim. Şimdi normal gelirlerim toplamda ne kadar? Hemen bunu da giriş yerinden otomatik toplama tıkladığımda Enter'a bastığımda sonucu görüyorum. Toplam giderim ne kadar? Yine onun için otomatik toplamı kullandım. Evet. Şimdi toplamda benim kasamda ne kadar bir mevla var dersek eşittir diyeceğiz. Gelirden gideri çıkarırsak kalanı bulacağız. Kasamda 14.000 TL varmış. Şimdi bu satışlar aylara göre değişebilir. Mesela bir dahaki ay için ortalama bir satış tahmini yapmak istiyorum. Yüksek satış tahmini yapmak istiyorum. Bundan kasam ya da şu toplam gelir giderim nasıl etkilenir? Şimdi onu yapmak için veriden durum çözümlemesi. Buradan senaryo yöneticisini seçeceğiz. Şu an ekli bir senaryom yok. Hemen ekleye basıyorum. Senaryomun iki durum yapalım senaryomuz için. Satışların iyi olduğu, bir de satışların kötü olduğu olsun. Dolayısıyla iyi durum. Şuraya iyi durum diyelim. Neler değişsin? Mesela şu beyaz eşya satışları değişken olabilir aylara göre. Kontrole basılı tutup başka cep telefonu satışları, bilgisayar satışı olsun. Bir de sarf malzeme satışlarım değişiyor olsun. Tamama basıyorum. Bu değişen her hücre için ne düşünüyorum? Mesela B4 beyaz eşya 15.000 değil de 20.000'e çıktığını düşünelim. Yaz ayı diyelim hadi. 20.000 yaz ayından dolayı satışlar fazla olsun, düğünlerden dolayı. B6 ise bilgisayar satışlarımda okullar tatil oldu, karne hediyesi hesabı yapıyorum. Satışımı çıkardım 4.000 TL kadar. Teknik destek de aynı oranda, bu da artmış olsun. Tamama basıyorum. İyi durumum eklendi. Bir de düşündüğüm gibi gitmeyebilir işler. Bir tane daha ekleyelim. Vasat bir durum olsun ya da kötü bir durum diye bir başlık atayım. Sonra düzenleyenin ismini Enter'a bastım yanlışlıkla. B14'ün kötü satışların düştüğünü varsayıyorum. 12 bin liraya insin. Bilgisayar satışlarım 5.000'e insin. Teknik desteğim de dolayısıyla daha da azalsın. Ekleye basalım. Pardon. Kötü durum oluştu. Düzenleyip şuradan ismini de değiştireyim. Evet. Tekrar tamama basıyorum. Değiştirmiştim zaten. Tamam dedim. Şimdi iki durumum da burada. İstersek bir de değişmez. Çok aşağı yukarı bir vasat durumda oluşturabilirim. Oluşturduğum senaryoları silebilirim, düzenleyebilirim. Çalışma kitabınızda başka sayfalarda senaryolar varsa onlarla birleştirebiliriz. Birazdan da özetini alacağız. Şimdi iyi durumu bana bir göster bakalım, vermiş olduğum değerlere göre nasıl bir sonuç çıkacak. Hemen şurada dikkat ederseniz toplam gelirin değiştiğini gördüm.
Dolayısıyla da kasaya yansıdı. Tekrar kötü duruma bakalım. Göster diyorum. Kötü durumda da toplam gelir yine azaldı. Tekrar yapalım. İyi durum. Göster. Toplam gelir 50 bin, kar 25 bin. Kötü durumda gösteriyorum. Toplam gelir 31 bin. Kasa 6 bin liraya düştü. Gerçekten kötü bir senaryo çizmişiz. Özete basarsak bu senaryonun özetini görüntüleyebiliriz. İstersek